Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Özel güvenlik 98. dönemde çıkabilecek örnek sınav sorularıyla beraberiz. 25 adet sınav sorusu beraber çözeceğiz. Sınavlara girmeden önce kesinlikle daha önce atmış olduğum 84. dönemden 98. döneme kadar hem konu hem de soruları arkadaşlar mutlaka çözerek sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Çok çok önemli sorular ve konular. Evet, hemen arkadaşlar 98. ve 99. dönemlerde çıkabilecek sorular çözmek için özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak kanala katılabilirsiniz. Özel güvenlik sorularını çözüp %100 geçebilirsiniz. Aynı zamanda Ehliyet SRC özel güvenlik kanalına da abone olup başarınızı artırabilirsiniz. Hemen sorulara başlayalım arkadaşlar. Evet, sorulara başlamadan önce etkili iletişim konusunu kısaca tekrarlayalım. Çok çok önemli. %100 buradan sorular gelecek arkadaşlar. Bakın, sorular soru değil, bakın birden fazla sorular bu etkili iletişim konusundan gelecek. Etkili iletişim deyince arkadaşlar kişiler arasında fiziki mesafelerin iletişim yönünden anlamları nedir? Mahrem alan 0-35, aile bireyleri, eş, sevgili, çok yakınlar girebilir mahrem alana. Kişisel alan 40 ile 80 santim birbirini tanıyan arkadaş, kabul eden kişiler girebilir. Sosyal alan 80 ile 2 metre, resmi ilişkilerin sürdürülü bölgedir. Genel alan 2 metreden başlayarak uzayan alandır. Çok sayıda izleyiciye ulaşan gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema, kitle iletişim araçlarıdır. Bakın. İş yaşamında iletişim yetişkin ego benlik türleri arasında olmalıdır. En etkili iletişim kanalı beden dilidir. Sınavda sık sık geliyor. En etkili iletişim kanalı beden dilidir. Personelin kendi aralarında iletişim kurmaları örgüt içi iletişimdir. Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına empati denir. Bakın, empatiden de mutlaka sınavda soru geliyor. Dikkat edelim. Empatide anlama, sempatide hak verme ön plandadır. Bakın. Örgüt içinde en fazla rol çatışmaları ast üst ilişkileri çatışmalarında meydana gelir. Tek yönlü bilgi iletimine enformasyon denir. Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına jest denir. Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihinde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere imaj denir. Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna stres denir. En iyi sonuç veren soru tekniği açık uçlu sorulardır. Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni personeli motive etmek içindir. Organizmayı davranışta bulunmaya iten güç motivasyondur. Bireyin aynı anda farklı şeylere ihtiyaç duyması kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir. Evet, burayı tekrarlamanız önemli arkadaşlar. Bakın burada %100, bakın %100 soru gelir. Evet, yıldızlı konumuz. Hemen sorulara geçelim. Soru 1. Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısını sahip olmak ifadesi aşağıdaki kavramın hangisini açıklamaktadır? Dinleme, iletişim, sempati, empati, psikoloji. Evet, bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak tabii ki nedir arkadaşlar?
Sempatidir. Az önce de açıkladık. Ceyhan seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuz. Alarm izleme merkezinde görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan, hizmet alan abonelerin telefon numaralarını ticari amaçla kullanmak isteyen bir turizm şirketine vermiştir. Aşağıdakilerden hangi suç hakkında özel güvenlik görevlisi Gökhan hakkında şikayette bulunabilir? A. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. B. Hırsızlık. C. Güvenlik kötüye kullanma. D. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması. E. Kişisel verilerin kaydedilmesi. Evet, tabii ki burada da dikkat ederseniz verileri hukuka aykırı olarak ne yapmak? Ele geçirmektir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz yangın çeşitlerinde. Mutlaka sınavda soru geliyor. Bakın. Aşağıdakilerden hangisi gaz yangınlarına girer? A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı. Yangın çeşitleri A sınıfı yangınlar yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal yangınları. F sınıfı yangınlar pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı yangınlardır. İşte bitkisel veya hayvansal sıvı katı yağlar F sınıfı yangınlara giriyor. Bize gaz yangınlarını sorduğu için C sınıfı yangınlara girer. Cevabımız da Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü soru şöyle gelmiş arkadaşlar. Eşi doğum yapan özel güvenlik görevlisi Ümit aşağıdaki mazeret izinlerinden hangisini hak kazanır? A. 5 günlük ücretli izin. B. 7 gün ücretsiz izin. C. 3 gün ücretli izin. D. 10 gün ücretsiz izin. E. 15 gün ücretsiz izin. Tabii ki doğum yaptığı zaman eşler 5 gün ücretli izin hak kazanılıyor arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman nerede kullanabilir? A. Her zaman her yerde. B. Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde. C. İl hudutları içinde her zaman. D. Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde. E. Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında. Tabii ki dikkat edersek arkadaşlar 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini görevli olduğu bölgede, alanda, süre içerisinde ne yapabilir? Kullanabilir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Birçok sınavda bu soru geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Altıncı soru şöyle. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır? Bakın özel güvenlik sertifikası 2 yıl, 5, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl ve 6 yıl şeklinde verilmiş. Özel güvenlik sertifikası alanlar 5 yıl sonra yenileme eğitimine tabi tutuluyor. Almak zorundadırlar. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. Yedinci soru özel güvenlik görevlileri Ali ve Mehmet havalimanında yaptıkları X-ray cihazından geçirme kontrolü esnasında bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde ele geçirmiş ve elde ettikleri maddeyi kolluk görevlileri gelene kadar elde tuttuktan sonra yetkili genel kolluğa tutanakla teslim etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri bir müddet dahi olsa elde bulundurdukları suç unsuru uyuşturucuyu hangi yetkilerine dayanarak muhafaza etmişlerdir? A. Zapt etme yetkisi. B. Müsadere etme yetkisi. C. Zor kullanma yetkisi. D. El koyma yetkisi. E. Emanete alma yetkisi. Tabii ki burada emanete alma yetkisini kullanmışlar.
Cevap Edirne seçeneğidir. 8. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerin adli görevlerinden değildir? A. Suç işlenmesi halinde olaylara müdahale etmek. B. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak. C. Haklarında yakalama, tutuklama ve mahkumiyet kararı olanları yakalamak. D. Kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç teşkil eden eşyayı emanete almak. E. Yangın, deprem, doğal afet durumundaki iş yeri ve konutlara girmek. Evet, burada da arkadaşlar görevlinin adli görevlerinde değildir. Tabii ki iş yerlerine, yangın, deprem, doğal afet durumu, iş yeri ve konutlara girmek nedir? Özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinde değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir? A. Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır. B. Üniformalı ve tam teçhizatlı olmalıdır. C. Devriye görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmelidir. D. Görev bölgesini kontrol altında tutmalıdır. E. Köşe başlarında veya uygun yerlerde kısa süreli durmak suretiyle çevreye gözetlenmelidir. Evet, tabi burada da arkadaşlar devriye görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmelidir. Kesinlikle nedir? Yanlıştır. Cevap Ceyhan seçeneği. Hemen 10. soruya bakalım. Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşmelerinden oluşan resimdir. Burada neyi tarif etmiş arkadaşlar? Direktmen eşkalt tarif etmiş değil mi? Tanımlamak istenen nedir? Tabii ki eşkaldır. Kişinin eşkalini bize tek tek söylüyor bakın. Ağız, kulaklar, yanaklar, çene, kaşlar, yüz şekli, yüz çizgileri şeklinde Bursa seçeneği doğru cevap. Eşkalda mutlaka sınavda geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. 11. sorumuz şöyle. Özel güvenlik görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur? A. Polis vazife selahiyet kanununa göre çalışan kişilerdir. B. İş kanunu kapsamında silahlı ve silahsız olarak istihdam edilen kişilerdir. Evet. C. 5188 sayılı kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla silahlı veya silahsız istihdam edilen kişilerdir. D. 5188 sayılı kanun kapsamında işverenin verdiği tüm işleri yapmak için istihdam edilen kişilerdir. E. Kolluk birimlerine yardımcı olması amacıyla kurulmuş özel güvenlik görevlileridir. Özel güvenlik görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur dediği için bakın arkadaşlar burada 5188 5188 sayılı kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla silahlı veya silahsız istihdam edilen kişilerdir. Değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 12. soru şöyle. Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijen ile temasının kesilmesi yangın söndürme yöntemlerinden hangisine girer? Soğutma, boğma, üfleme, dağıtma, yakıtı giderme. Temasın kesilmesi nedir? Tabii ki boğmaya girer. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 13. soruya bakalım. 13. soruya bakmadan önce özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden bahsedelim. Bir kimlik sorma yetkisi, güvenlik kontrolü, güvenlik sisteminden geçirme ve arama yetkisi. Evet, eşyayı emanete alma ve el koyma yetkisi, yakalama yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah bulundurma, taşıma ve kullanma yetkisi, kapalı yerlere girme yetkisi, kamu ve
kişiler aleyhine işlenen eylem ve hareketleri yasaklama yetkisi nedir? Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır. 13. soru özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden gelmiş. Bakın hangisi aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkilerinden birisidir? Suçları araştırma, B telefon dinleme, C teknik takip, D genel kolluk olaya el koyuncaya kadar delilleri muhafaza altına alma, E parmak izi alma. Evet, burada da özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkileri tabii ki arkadaşlar deniz seçeneğidir. Genel kolluk olaya el koyuncaya kadar delilleri muhafaza altına almaktır. 14. soru aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin amacıdır? Haber etmek, güven vermek, anlaşılmak, inandırıcı olmak, empatik olmak. İletişim sürecinin amacı tabii ki her şeyden önce anlaşılır olması gerekiyor değil mi? Anlaşılmak. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 15. sorumuz X-ray cihazlarının kullanım amacı nedir? Mutlaka sınavda geliyor arkadaşlar X-ray cihazıyla ilgili. A. Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek. B. Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek. C. Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak. D. Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcı sağlamak. E. Hepsi. Evet arkadaşlar, burada tamamı X-ray cihazının kullanım amacıdır. Evet, cevabımız Edirne seçeneği. 16. soru bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir? A. Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak. B. Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı baş ile tasdik etmek. C. İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek. D. Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek. E. Şikayetleri not almak. Evet, burada da işleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmektir. Değil mi arkadaşlar? Bir özel güvenlik personelin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken başka şeylerle de muhatap olmaması gerekiyor. Evet. Yani Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 17'ye hemen bakalım. Özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi ile ilgili yasal düzenleme hangisidir? 6136 sayılı kanun, 5271 sayılı kanun, 657 sayılı kanun, 5237, 5237 sayılı kanun ve 5188 sayılı kanun. Tabii özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi kanunu 5188 sayılı kanuna istinaden özel güvenlik görevlilerinin görevleri nedir? Görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor arkadaşlar. Hemen 18. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir? A. Kişi koruma, B. Sahne gösterileri, C. Toplantı, D. Para ve değerli eşya nakli, E. Cenaze töreni. Evet, burada da tabii ki mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir. Kişi korumada gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz. Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir? A. Temel koruma, B. Özel güvenlik, C. Çevre güvenliği, D. Koruyucu güvenlik, E. Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri. Evet, tabii ki burada da fiziki güvenlik tedbirleri değil mi? Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri denir. Edirne seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz şöyle arkadaşlar. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması,
Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi nokta nokta kararı üzerine nokta nokta izinde bağlıdır. İl Emniyet Müdürü, Vali, Kaymakam, Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, Kaymakam, Özel Güvenlik Komisyonu, Vali, Vali ve Özel Güvenlik Komisyonu. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, bakın, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonuna bağlıdır. Bakın, özel güvenlik komisyonu kararına üzerine kimdir? Kimin iznine bağlı? Valinin iznine bağlıdır. Evet, hangi seçenekte var? Tabii ki Denizli seçeneğinde cevabımız var. 21. soruya geçelim. Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir? Adli, koruyucu, önleyici, yargısal, yardım. Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getiriyor? Koruma altına alıyor, değil mi? Koruyucu görevini yerine getirmiş olur. Bursa seçeneğidir doğru cevap. 22. sorumuz, kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Azize gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya yetkisi yoktur? A. Kişiyi duyarlı kapı dedektöründen geçirmek. B. Kişiyi el dedektörüyle arayabilir. C. Çanta ve eşyaları X-ray cihazından geçirebilir. D. Aracın torpido kısmını eliyle arayabilir. E. Gerektiğinde narkotik veya patlayıcı araması da yaptırabilir. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar, evet, kişi diyor, bakın, torpido kısmını elle arar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Aracında torpido günde bomba olduğunu düşünün. Böyle bir arama kesinlikle yapılmamalıdır ve yetkisi de yoktur. Evet. Cevap Denizli seçeneğidir. 23. soru, koruma hizmetleri yönetmenliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler koruma taleplerini merkezde hangi bakanlığa başvurarak iletirler? A. Tarım Bakanlığı, B. Milli Savunma Bakanlığı, C. Dışişleri Bakanlığı, E. İçişleri Bakanlığı, D. İçişleri Bakanlığı, pardon, E. Milli Eğitim Bakanlığı. Evet, koruma hizmetleri yönetmenliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler koruma taleplerini tabii ki nereye bildirmeleri gerekiyor? Nereye başvurabilirler? İçişleri Bakanlığı'na, değil mi? Evet. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet, 24. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir? A. Güvenlik şeridinin çekilmesi. B. Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi. C. İlgisiz kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. D. Delillere müdahale edilmemesi. E. Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi. Evet, burada da arkadaşlar, olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri olay yerinde bir şeyin içilmesi, değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar, 25. soru, aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz? Bakın, özel güvenlik görevlileri kullanamaz. Evet, ne kullanamıyor? Tutuklama kesinlikle bir kere kullanamıyor. Kimlik tespitini kullanamaz. Konut araması kullanabilir arkadaşlar. Konut aramasını da izne bağlı. Onu da kullanamıyor, değil mi? Onu da kullanamaz. Evet. Yani onu da kullanamıyor. Yani tutuklama, kimlik sorma, konut aramayı yapamıyor. Yakalama kullanabilir. Üst eşya arama
Yapabilir. Kimlik sorma yapabilir. Evet, burada hemen şöyle şıklara bir bakalım. Bize neyi sordu? Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerine özel güvenlik görevleri kullanamaz diye soruyor. Bakın. Evet, o zaman tutuklamayı kullanamıyor. Şöyle yazalım. Bir, kullanamaz. Kimlik sormayı kullanamaz. Kimlik sormayı kullanır ama kimlik tespitini kullanamıyor arkadaşlar. Tespitini. Ve konut aramasını da kullanamıyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3'ün olduğu seçenekler hangisi? Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bundan önce atmış olduğum 84. dönemden 98. döneme kadar olan tüm soru ve konuları değerlendirerek, özellikle üyelere özel soruları mutlaka çözün. Kanala abone olduktan sonra kanala katılarak özel soruları da çözüp %100 sınavlarınıza başarı elde edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınıza başarılar dileriz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.